Malumunuz bayraklarıydı. Aselsan'ın geliştirdiği özel teknolojilerde derken SİHA'lar konusunda dünyadaki sayılı ülkelerden biriyiz. Özellikle son birkaç yıldır bizim üretimimiz olan silahlı ve silahsız hava araçlarının başarıları sadece ülkemizde değil, dünyada da konuşuluyor. Ancak Türk askeri sanayinin ve teknolojisinin başarısı sadece havada değil, karada da değil. Barbaros Hayrettin'in torunları şimdi de denizin üstünde, çok üstün bir güç olmanın çok yakınında. Peki bu güç nereden mi kaynaklanacak? Şimdi kimilerinizin haberinin olduğu, kimilerinizin ise bilmediği bir teknolojiden bahsedeceğim. SIDA, yani sürü insansız deniz aracı. Evet, deniz üzerinde aynı SİHA'larımız gibi hizmet verecek olan özel araçlarımız karasularımızda görünmeye başladı. Özellikle son zamanlarda komşumuz Yunanistan ile yaşadığımız gergin günler devam ederken böylesi caydırıcı bir teknolojinin elimizde olması ordumuz için oldukça değerli bir başarı. SİDA'larımızdan bahsetmeden önce denizler üstünde nasıl bir fayda sağladıklarından bahsetmek istiyorum. İnsansız deniz araçlarının asıl görevi karasularımızın güvenliği. Tekil ya da sürü halinde hareket edebilen bu insansız deniz araçları, radarları ve aksamları sayesinde düşmanları tespit edebiliyor. Gerekli durumlarda üzerinde yer alan gelişmiş sensörler, iletişim teknolojileri ve silah sistemleri ile müdahalede bulunabiliyor. Neyse, bu konuda ülkemizdeki gelişmelerden bahsedelim. Tabi SIDA teknolojisine daha yeni kavuşmuş değiliz. Geçtiğimiz yıllarda sıkça haberleri çıkan ve bayağı bir konuşulan ULAK SIDA, Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma Ortaklığı ile geliştirilmişti. Daha sonrasında Dehersan üretimi Salvo ve Onca Onuk Tersanesi ve Havelsan'ın işbirliğiyle geliştirilen Sanca SİDA da ülkemiz adına bu çok yararlı yarışa girdi. Yakın bir zamanda ise Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımı bu konuda hızlı bir gelişim sürecinde olduğumuzun kanıtı oldu. Sayın Bakan paylaşımında Albatros S ve Mir isimli iki farklı modelin birlikte deneme amaçlı bir sürü görevi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu deneme, farklı boy ve kabiliyete sahip deniz araçlarının birlikte neler başarabileceğini ortaya koydu. İsmail Demir yaptığı paylaşımda şöyle bir açıklama da yaptı. Sürü insansız deniz aracı projemizde yeni aşamaya geçtik. Sürü İDA ailemizin yeni üyesi Mir ile Albatros S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini sahada gerçekleştirdik. İnsansız deniz araçlarımızı birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca tıpkı İHA'larda yaptığımız gibi İDA'ların da sürü halinde hareket ettiği projemize de tüm hızıyla devam ediyoruz. Bilindiği üzere daha öncesinde sürü İDA projemizde Albatros İDA'larla dörtlü sürü denemesi yapmıştık. Bu sürünün daha da gelişmesi ve daha kompleks kabiliyetleri içermesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürümüze yeni ve daha büyük güç olarak Mir İDA'yı ekledik. Şimdi de denizde oldukça büyük bir üstünlük kurmamıza sebep olacağımız, hatta ve hatta yakın bir dönemde insansız donanmalara dahi sahip olabileceğimizin habercisi olan bu SİDA'ların teknik özelliklerinden bahsedeyim. İlk bahsetmek istediğim sürü insansız deniz aracı ULAK. Boyu 11 metre olan aracın sürati 80 kilometre. Aracın haberleşme menzili ise 200 kilometre. Faydalı yük kapasitesi 2000 kilo olan SİDA'nın yapabileceği görevler ise şunlar. SATCOM, otonom görev, su üstü harbi, asimetrik harp, sahil güvenlik görevleri, kıyı, sahil bölgelerinde operasyon kabiliyeti, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele, keşif ve müdahale, arama ve kurtarma operasyonlarına destek, sınır kontrolü, İHA, SİHA, TİHA ile ortak harekat, gündüz ve gece görüş sistemleri. Tabii bu bahsettiğimiz görevleri şimdi bahsedeceğimiz SİHA'larda gerçekleştirebilmekte.
Salvo ise 14.79 metrelik bir boya, 3.83 metrelik bir genişliğe sahip. Maksimum hızı 90 km olan aracın menzili ise 300 deniz mili. Üzerinde roket sancirit ve Lumtas'ın 12.7 mm'lik tüfeği bulunan araç özellikle hızıyla dikkat çekiyor. Şimdi bahsedeceğim Albatros S-SIDA 7.20 metrelik bir boya ve 2 metrelik bir ene sahip. 1.955 kilo ağırlığı olan araç saatte 75 kilometre hıza çıkmakta. Kontrol menzili 200 deniz mili olan SIDA 200 kilo ve üstünde faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip. Albatros S özellikle düşman araçlarını gözetlemede çok faydalı olacak. Bahsedeceğim son SIDA ise MIR. Adı kumandan anlamına gelen bu araç, otonom ve sürü yetenekli, silahlı, insansız su üstü harbi aracı olarak tanımlanmakta. MIR 74 kilometreyi aşan bir hıza ulaşabiliyor. 600 deniz mili menzili olan otonom araç, ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verebiliyor. MIR otonom deniz aracı, yüksek manevra kabiliyeti ve hızıyla en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapabiliyor.